Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması, Google Mesajlar uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebiliyorsunuz. Arama yerine Google Mesajlar yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi birden fazla uygulama çıkıyor arkadaşlar. Burada Google'un sertifikasına ait uygulamayı görüntülüyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra giriş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Google Mesajlar uygulaması. Bizim aslında telefonumuzda kullandığımız mesajlar uygulamasının yanı sıra daha arayüzü güzel, daha stabil çalışan bir uygulama. Bazen kullandığımız mesajlar uygulamaları mesajları geç gelmesini sağlayabiliyor. Gelmemesini sağlayabiliyor. Geldiği uygulamada örnek veriyorum bir şifre gönderdiği zaman bu şifrenin tamamını göndermemiş oluyor. Bu gibi sıkıntıların devam etmesinin sonucunda Google tarafından geliştirilen Google Mesajlar uygulaması burada aktif şekilde çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Sağ alttan yeni mesaj göndermek için hızlıca bizi rehbere yönlendiriyor. Alıcının isim, soyisim veya e-posta adresinden yine mesaj gönderebiliyoruz. Örnek olarak birini seçtikten sonra arkadaşlar birden fazla kişiye göndermek için de bunu ekle diyebiliriz. Veya birini seçtik. Burada örnek olarak kısa bir mesaj atabiliriz. Veya aynı şekilde gördüğünüz gibi burada emoji, gif, çıkartma seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yine bunlardan yararlanabiliyoruz. Alt tarafta bunları değiştirebiliyoruz. Birçok seçenek yer alıyor. Aslında mesajlar uygulaması sadece bize mesaj içeriğinde harf veya rakam değil de birçok içerik sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soldan artı seçeneğinden, galeriden, giflerden, çıkartmalardan, dosyalarınızdan, konum, kişiler ve göndermeyi planladığınız herhangi bir şey arkadaşlar. Burada gönderebiliyorsunuz. Standart mesaj uygulamalarında bunların hiçbiri olmuyor bildiğiniz üzere. Ama Google Mesajlar sayesinde herhangi bir fotoğrafınızı, herhangi bir dosyanızı, herhangi bir konumunuzu paylaşma seçeneğiniz daha hızlı oluyor. Yine galeri seçeneğinden gördüğünüz gibi Google galeriye bağlanarak buradan aslında yeni bir fotoğraf veya video göndermenizi de sağlıyor arkadaşlar. Evet tekrardan buraya gelelim. Gördüğünüz gibi burada kopyalama seçenekleri yer alıyor. Aynı şekilde sol taraftan yine genişletme seçenekleri aktif hale geliyor. Gördüğünüz gibi mikrofon seçeneği karşımıza çıkıyor. Burada da mikrofonla aslında sesli komut ile istediğimizi yazdırıp gönderebiliyoruz. Ayarlarına baktığımızda gördüğünüz gibi burada dilleri değiştirebiliriz. Dil türünü İngilizce hale getirebiliriz veya öngörücü yazıyı kapatabiliriz. Yani akıllı yazma seçeneğinde sizin bir harfi yazdıktan sonra size tavsiye ettiği öngörücü yazıları kaldırabiliriz. Emoji önerme yine kaldırılıp açılabilir. Yazarken etiketleri önerme aktif hale getirilebilir veya kapatılabilir. Otomatik olarak değiştir diyebiliriz Türkçe dilini. Metin düzeltmelerini önerebiliriz. Metin kısa yollarını yine buradan düzeltebiliyoruz ve diğer yazma seçeneklerini bu menüden değiştirebiliriz. Stil ve düzene baktığımız zaman klavye araç çubuğunu kullanabilir veya yüksek kontrastlı klavyeye geçiş yapabiliriz. Temasını değiştirebiliriz. Örnek olarak açık siyah veya koyu tamamen koyu diyebiliriz arkadaşlar. Boyut ve saydamlığını düzeltebiliyoruz aslında. Moduna baktığımız zaman standart klavye, tekel klavyesi, yüzen klavye veya yatay görünümde standart klavye, bölünmüş klavye, yüzen klavye diyebiliriz burada. Hangisi sizin daha çok işinize yarıyorsa aslında. Burada özel sembollere baktığımız zaman özel sembollerde değişiklik yapabiliyoruz arkadaşlar. Ses girişini değiştirebilir, kaydırma, dokunma ve geri bildirimleri düzeltebilir. Ekran görüntülerini panoya kaydet diyebiliriz arkadaşlar. Uygulamanın detayları böyleydi. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz.
Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.